Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. İyi mi? Bir şey söyleyeceğim. Şu kaldırayım da biraz. Heh. İyisin değil mi? Şu odayı havalandırayım ben biraz. Ama böyle düşürsün. Şey, meyve suyu alayım mı sana? Gazeteni, dergini getireceğim. Meyve suyu alabilirim. Ya bak sabah çorbanı da içmemişsin. Yani biliyorum çok sıkıcı bir şey ama böyle yapmaman lazım. Hem zaten doktor ne dedi? Yakında normale döneceğiz. Katı sıvı istediğimizi yiyeceğiz. Ha? Çıkınca da bir kebap partisi veririz. Ha? Ama orada evinde ha. Kürşat. Yeter. Boşuna çırpınıp durma. Ben hepsini duydum. Hepsini biliyorum. Ne duydun? Kimden duydun? Doktorlarım. Gözlerim kapalıydı ama... konuşulan her şeyi duydum ben. Hepsini. Çiğdem. Kürşat. Ben anne olamayacağım. Anlıyor musun? Ben asla anne olamayacağım. Bitti. Her şey bitti. Ya onlar başkasından bahsediyorlardır. Sen böyle şeyleri duyup niye üzüyorsun kendini, saçmalama. Kürşat. Lütfen. Daha fazla zorlaştırma bana bunu, yap. Ne olursun yap. Ben senin yanındayım. Duydun mu beni? Ne olursa olsun. Ben senin yanındayım. Git buradan. Git. Git. Efendim? Git buradan dedim. Git. Şeydem. Kürşat. Benim hayatımda güzel hiçbir rüyaya yer yok Kürşat. Ben bunu bir kez daha anladım. Bu benim kabusum, anlıyor musun? Benim kabus. Ben bunu tek başıma yaşayacağım. Tek başıma. Şimdi çek git buradan. Git. Çiğdem yapma. Çiğdem yapma. Ne olur yapma. Dokunma bana, anlıyor musun ya? Dokunma bana. Yalnız kalmak istiyorum. Gitmeyeceğim. Hayatım boyunca olduğu gibi yalnız kalmak istiyorum. Anlıyor musun? Hayatım boyunca yalnız yaşadığım gibi şimdi de tek başıma yalnız kalmak istiyorum ben. Çiğdem yapma. Merak etme. Merak etme, ben buna alışkınım zaten. Git şimdi Kürşat. Git. Bedenini de tam bilmiyoruz ama inşallah büyük gelmez aldıkları. Olur olur. Üst tarafınız tamam. Hayır, gitmeyeceğim. Kendime zarar vereceksin, yapma. Ne olur yapma. Ama Çiğdem sakin. Git, yoksa ben çıkıyorum. Kürşat git. Yıldız, Bekir'le girmeyelim, bizim de ayıp olur. Ya biz daha sonra geliriz. Kusura bakmayın. Aslı vaktim var. Yıldız'ın. Gitmeseniz. Yani hiç olmasa birkaç dakika olsun, yalnız kalmasın. Olur mu? Siz gidiyor musunuz? Ben gidiyorum. Aslanım, zaten kalmamın da kimseye faydası yok. Ne dersiniz Handan Hanım? Dinozorlar çağından kalma bir bunak olarak bu vartayı da atlattım ha? Estağfurullah paşam, estağfurullah. Ama demeyin öyle şeyler ya. Paşam, siz hepimizi gömersiniz maşallah. Mezarcı mıyım ulan ben? Trabzonlu, hem ne diye gömeyim seni? Ha. Hazır mıyız paşam? Gidelim mi?
Nereye gideceğiz efendim? Mesela gecelere mi akacağız yahut bir gece kulübünde felekten bir gece mi çalacağız acaba? Ya da şöyle rahat bir yerde oturup da... Hayır paşam, yerimize gideceğiz. Buyurun. Ha, altın kafes diyorsunuz yani. Peki Handan Hanım, işte boynum. Vurunuz. Dur oğlum. Ben biraz şurada oturacağım. İyiyim. Handan Hanım, lütfen bana birkaç dakika izin verin. Tabii paşam. Paşam. Otur kızım, otur. Evlat. Allah bir daha göstermesin kızım. Sağ olun paşam, Allah razı olsun. İyi. Odam hemen seninkinin yanındaydı. Siz yüksek sesle konuşunca sanırım istemeyerek de olsa bazı şeyleri duydum. Ben özür dilerim. Yani sizi rahatsız etmek istemedim, üzgünüm. Kızım, senin başına gelenler... Paşam, geçmiş olsun dileğiniz için çok teşekkür ederim. Ama ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum, lütfen. Anne olamayacağım diye mi ağladım bütün gece? Paşam lütfen. Halide Edip adı var Sultanahmet Meydanı'nda konuşup da 200 bin kişiyi mermi gibi tetiklerken kimin annesiydi evlat? Üç aylık bebeği kundağa koyup savaşa koşan Nene Hatun kimin annesiydi? Ya Kara Fatma kimin annesiydi kızım? Tam 4 meydan muharebesinde savaştı. Emekli maaşını yine millete bağışlayıp da Darül Aceze'de son nefesini veren bu kadın kimin annesiydi? Annelik nedir? Şerife bacı kimin annesiydi? Yörük Ali'nin namlı savaşçısı, o elleri öpülesi yiğit kadın, Çete Emir Ayşe kimin annesiydi? Söyle bana teğmen, kimin annesiydi onlar? Ben söyleyeyim sana. O muazzam işleri yaptıktan sonra şehit veya gazi oldukları sırada hepsi de senin yaşlarındaydılar. Önlerine iki yol çıktı. Bir, kendi çocuklarının annesi olmak. İki, en çetin yolu tutup Türk milletinin annesi olmak. Beşimdi kızım. Hiç kimse onların kimi doğurduğunu, kimi emzirdiğini sormuyor. Neden biliyor musun? Onlar bütün bir Türk milletinin annesi oldular. Bu rütbelerinde, şanında, şerefinde hep büyüdüm. Sakın ola evlat. Sakın ola bir kurşun parçası seni yere devirmesin. Ayakta kal.
ayakta kal. Türk kadınına yaraşanı yap. Ve bir tek bebeğin değil, milyonlarca Türk'ün annesi ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.